Asitten gelen hidrojenin bazdan gelen OH'ın molünü bulmalısınız. O zaman şuradan yola çıkarsak, diyelim ki şu 100 mililitre 0,6 molar bu yakışıklı potasyum hidroksit olsun. Şu ise 150 mililitre x molar hidroklorik asit olsun. Şimdi soru şu. Şu birinci kap, şu da ikinci kap. Diyoruz ki birinci ve ikinci kaptaki çözeltiler karıştırıldığında bir karışımın pH değeri 1 olur. 2. Oluşan çözelti elektrolittir. 3. Tam nötrleşme gerçekleşmiştir. Dört. Karışım sonunda. Dur, bunu şuraya yazmam lazım. Yanlış yazdım. Özür. Karışımda OH iyonları derişimi 0,1 molar ise 4. X daha doğrusu HCl değeri diyelim. X değeri 0,1 molardır. Yargılarından hangileri doğrudur diyelim, siz yapın. Yargılarından hangileri doğrudur? Hadi bakayım. Yapacağımız şu. Biri asit, biri baz. O zaman çözümü bir hatırlatayım. Asitten gelen hidrojenin mol sayısını bulalım. Asitten gelen hidrojenin mol sayısı eşittir. Asidin molaritesi x. Asidin hacmi 0,15. Asidin etki değerli HCl olduğu için 1. O zaman burada 0,15 x mol asit var. Bazdan gelen OH'ın mol sayısı ise gördüğünüz gibi 0,1 litre, 0,6 molar ve gördüğünüz gibi bazımızın etki değerliği 1. O zaman bu 0,06. Koşul ne? Karışınca OH iyonları derişimi 0,1 molar oluyor ise diyoruz. O zaman buradan kesinlikle OH iyonlarının mol sayısının
hidrojen iyonlarının mol sayısından büyük olması gerekiyor. O zaman bu durumda OH iyonlarının şöyle alırsak şöyle çektik. OH iyonu 0, 0, 6, eksi. Gördüğünüz gibi 0, 15, x. Çözeltinin toplam hacmi 0, 25. O zaman bu durumda bunun derişim değeri eğer onun derişim değeri eğer 0,1 oluyorsa ne kadar çıkıyor bu? Hocam ben yaptım da garip bir şey çıktı ya. Tam yani ikisi tam çekemedim şey olarak. Şey çıkıyor en son. 0,15x eşittir 0,035 çıkıyor. Tamam, sonuç. İşte hocam 4 işlem yok ya bizde. O zaman yapalım. 0,025 eşittir 0,06 eksi 0,15x. 0,15 x eşittir. Bundan 0,06'yı burada işlem hatası var ya, soruyu yanlış kurguladım ben arkadaşlar. Dur değiştireyim ben bunu. Şöyle sileyim. Şöyle. Sildim. Şunu da şuradan sildim. Daha kolay hale getireyim. Sonra yapalım. Şurayı 0,1 molar diyeyim. Ve şunu da şuradan sileyim. Birdenbire kafadan yazınca sanki şey gibi oldu. Bir ve ikinci kaptaki çözeltiler karıştırılınca karışımdaki hidrojen iyonları derişimleri kaç molar olur? Bitti. Uğraşmıyorum şimdi. Şöyle aldık. Şöyle de aldık. Şurası 0,1 molar. O zaman şimdi doğrudan doğruya halledelim. Hidrojen iyonları derişimi belli. 0,1. Hacim belli. 0,15. O zaman buradaki çözelti 0,015 mol hidrojen iyonu içermelidir. Bazdan gelen OH'ın molünü bulursak, bazdan gelen 0,1, 0,6. Gördüğünüz gibi tesir değerli de 1 olduğu için yazmıyorum. 0,06 mol olur. O zaman buradan gördüğünüz gibi hidrojen iyonlarının mol sayısı OH iyonlarının mol sayısından büyük. OH iyonlarının mol sayısından büyük olduğuna göre buradan hidrojen iyonları eşittir 0. Tam tersini yazdım değil mi? Şimdi şuraya geldik. Gördüğünüz gibi hangisi büyük burada? 0,06 daha büyük. OH iyonlarının mol sayısı hidrojen iyonlarının molünden büyük. Dolayısıyla burada ortam bazik olacaktır. Ortam baziktir. O zaman bunlar eşit olmadığına göre nötrleşme kısmi olacaktır. O zaman bu durumda şöyle alacak olursak
Büyük olan 0,06'dan 0,15'i çıkartırsak ve burada toplam hacim olan ikisini karıştırdığım zaman 0,25'e bölersek, dolayısıyla gördüğünüz gibi şurası 0,045 eder, şurası 0,25 eder. Bir sayıyı 0,25'e bölmek, biliyorsunuz, 4 ile çarpmaktır. Dolayısıyla bu 0,4518 mi? 0, hocam. Hocam bir hata yapmadık mı? 0,06'dan 0,15 çıkartıp 0,045. 0,015 bizim yukarıda ya. Gördün mü şurayı? Tamam hocam. O zaman 0,18 molar OH olacaktır. Bildiğimiz hidrojeni sorduğuna göre hidrojen iyonları derişimiyle OH iyonları derişiminin çarpımı gördüğünüz gibi 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 edecektir. O zaman hidrojen iyonları derişimini şuradan alırsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 0,18 molar kadar olacaktır. Yani buradan tekrarlama amaçlı bir soru yazayım dedim ama bu şeyi kaçırdım, rakamı. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bir daha söylüyorum. Asitle baz arasında herhangi bir nötrleşme problemi oluyorsa hepsinde A'dan Z'ye aynı işlemi yapacağız. Farklı bir şey yapmayacağız. Asitten gelen hidrojenin molüne, bazdan gelen OH'ın molüne, bunlar birbirine eşit ve ikisi de güçlü ise doğrudan doğruya pH 7 diyeceğiz. Diğer durumda hangisi büyükse büyük olandan küçük olanı çıkartacağız ve toplam hacme böleceğiz. Artan maddenin molar derişimine ulaşıp sonra da diğerine geçmiş olacağız. Tamam buraya kadar gençler. Size düzgün bir soru yazayım şimdi. Musab, tamam mıyız? Benim için tamam hocam. İyi o zaman. Hadi bak. Hadi şu örneği siz yapın, hızlı bir şekilde yapın. Örnek şu, 25 mililitre, hesapları düzgün yapayım şimdi. 25 mililitre, 0,4 molar potasyum hidroksit çözeltisini tamamen nötrleştirmek için 0,1 molarlık HCl'den kaç mililitre kullanılmalıdır. Şuraya da şöyle soru işareti koyun. Hemen bitirin. Çok basit bir soru çünkü bu. Var mı cevap olan? Yüz var hocam bir tane. Seçeneklerde var. Olur. Şimdi beraber bakalım. Bir daha söylüyorum. Çok çok aşırı basit. Tam nötrleştirmek demek. Soruyu dikkatli okursanız zaten olur o. Tam nötrleştirmek demek şu demektir. Asitten gelen hidrojenin molü bazdan gelen OH'ın molüne eşit olur. O zaman ben bazdan gelen OH'ı çok rahatlıkla bulabilirim. Molarite baz,
hacim, baz ve tesir değerliğini unutmayın. Yani o maddenin kaç tane hidrojen, kaç tane OH verdiğini unutmadan çözün. Bu durumda gördüğünüz gibi baz 0,4 molar, o da 0,025 gördüğünüz gibi hacmi litreye çeviriyoruz. Tesir değerli 1 olarak karşımıza çıkar. Buradaki sonuç ne çıkar? 0,01 mol çıkar. İyi. O zaman kesinlikle asitten gelen hidrojeni de bulacağım. Bir daha tekrarlamak için uzun uzun yazacağım, sonra pratik çözeceğim. Asitten gelen molariteyi alacağız. Asidin hacmini alacağız. Ama ne olur etki değerliğini kaçırmayın. O zaman 0,1 molar ama kaç mililitre olduğunu pek bilmiyoruz. Tesir değerliği bir. Kısaca 0,1 x olacak. Tam nötrleştirmek ne demek? Asitten gelen hidrojenin molünü bazdan gelen OH'a eşitlemek demek. O zaman 0,1 x eşit olmalı 0,01. X değeri eşit olmalı 0,1 litre. O da eşit olmalı 100 mililitre. Yani bu asidin 100 mililitresi ancak bu bazı nötralize edermiş. Oluşan çözelti tuz çözeltisi olduğu için elektriksel olarak iletkenliği bulunan bir çözeltidir. Nötrleşti, her şey bitti gibi düşünmeyin. Oluşan tuz suda çözünür ve iletkenlik bir şekilde sağlanmış olur. O zaman şimdi bir örnekte siz yapın, biraz değerlikleri artık farklı vereyim, çözmeye çalışın. Örnek 2, şöyle alalım, diyelim ki 150 mililitre, 150 mililitre, 0,1 molar, baryum hidrooksit, BaOH2. Çözeltisini tam nötrleştirmek için 100 mililitre H3PO4 çözeltisi kullanılıyor. Soru şu. H3PO4'ün başlangıç derişimi, yani karıştırılmadan önceki derişimi kaç molardır? Hadi bekliyorum. Derişim kaç molardır? Ne diyorsunuz gençler? 0,1 hocam. Sonuç hepsi. Bitti mi? Evet. Herkes aynı fikirde mi? Evet hocam. Bir daha söylüyorum. Asitten gelen hidrojenin molünü bulalım. Asidimiz 0,1 litre. Molaritesi bilinmiyor. Ama ne olur şunu kaçırmayın. Gördüğünüz gibi tesir değerli 3. O zaman bu 0,3 x mol hidrojen verecektir. Bazdan gelen OH molar derişimi
0,1. Hacmi 0,15. Gördüğünüz gibi tesir değerliğini kaçırmayın. Asit bazın molünü bulmuyorsunuz. Asitten gelen hidrojen, bazdan gelen OH'ı buluyorsunuz. O zaman bu ne kadar olacaktır? 0,03 mol olacaktır. Tam nötrleşmesi demek, asitten gelen hidrojenin molünün bazdan gelen OH'ın molüne eşit olması demektir. Bu 0,3x ise, bu da 0,03 ise x eşittir 0,1 molarlık fosforik asit bunu nötralize etmeye yetermiş diyoruz. Tamam mıdır? Gençler? Tamam hocam. Tamam hocam. O zaman geç. Hadi bak. Örnek 2. Örnek 2. Gördüğünüz gibi farklı pek bir şey yapmıyoruz. O zaman şu soruyu da siz yapın şimdi. %90 saflıktaki %90 saflıkta. Yani bir örnekten 100 gram alıyorsun, 90 gramı aldın sandığın maddeye ait. 10 gramı başka bir şey. İki değerli bir asidin 0,5 gramı 50 mililitre şöyle 50 mililitre 0,2 molar sodyum hidroksit ile tam nötrleştiğine göre soru şu: asidin mol kütlesi nedir? Asidin mol kütlesi nedir? Bekliyorum. Hocam bu iki değerli dediğiniz tesir değerliği değil mi? İki değerli dediğimiz bu asidin yapısında iki tane hidrojen var demektir. Yani onları kaçırmayın demenin sebebi yok. Mesela şuraya çözüm yazayım. Şöyle düşüneceksiniz bunu. Bu asit H2A gibi ya da H2X gibi bir şeymiş. İki tane hidrojen verecekmiş. Asidin ne kadar saf? M asit. Dikkat ederseniz 100 gram alıyorsunuz, 90 gramı saf. Sen bundan eğer 0,5 gram almışsan, şunlar şuradan giderse 5, 9 kere 5, 45, 0,45 gram asit var demektir. Geriye kalan 0,05 gramı aside ait değil, başka bir madde demektir. Yani bu asit 0,45 gramdır. Peki, geçiyoruz şimdi. Nötrleştirmeyi neyle yaptık? Bazla yaptık. O zaman bazdan gelen OH'ın mol sayısını bulalım. Bazdan gelen OH'ın mol sayısı dikkat ederseniz 0,05 litrelik bu gördüğünüz gibi hacmi var. 0,2 molar. Gözden kaçırmamam gereken bir şey de bunun tesir değerliğinin 1 olduğudur. O zaman bu yakışıklının mol sayısı ne kadar olacaktır? 0,05
0,1 mol olacaktır. Şimdi nötrleştiğine göre şöyle düşünüyoruz. H2A gibi bir asit. O zaman bu iyonize olduğunda iki tane hidrojen gördüğünüz gibi A iyonu verecektir. Tam nötrleşmesi demek asitten gelen hidrojen ile bazdan gelen OH'ın molünün eşit olması demek midir? Evet demektir. O zaman biz şimdi neyi bulduk? Hidrojenin molünü bulduk. Geldim işte. Hidrojenin molü bak. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Bana soru neyle soruluyor? Bana soru asit hakkında soruluyor. O zaman geri dönüyorum. 1 mol asitten 2 mol veriyorsa bunu veren asit bence 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olacaktır. Yani şu 1 10 üzeri eksi 2'nin yarısı kadar da asidin mol olacaktır. O zaman diyebilir miyim acaba? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol asit 0,45 gram ise acaba bunun 1 molü kaç gramdır dersek bunu 1000 ile çarpayım 5 olsun, bunu 1000 ile çarpayım 450 olsun, 450'yi de 5'e bölüm 9 kere 5 45. O zaman bu 90 gram mol ağırlığına sahip bir asitmiş. Bazen sorarlar bu asit aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir sürü formüller verirler. COOH, COOH. İşte bu asit bak iki değerli bildiğimiz etan dioik asit. Organik asitlerde bunu özellikle yazma sebebim şudur. Etki değerli bünyesinde bulunan karboksil grubu sayısıdır. Bunun organik asitlerden etki değerliği de budur. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok mu? Arkadaşlar tamam mı? Tamamdır hocam. Emin misiniz ben? Hocam evet. 27, arkadaşlar 27,5 bulmuş ama nasıl yaptılar onu şey yapıyordum. Şeyi gözden kaçırmışlardı değerli. Burs işlemi sonucunu 27,5? Sefa öyle bulmuş hocam. Nasıl buldun lan Sefa? 45'i 2'ye böldün değil mi? Yok 45'i 2'ye bölünce 27,5 çıkmaz ki. Sefa nerede hata yaptın? Söyle bakayım. Hocam 45'i 2 ile çarpmak yerine 2'ye böldüm. Onu da 22,5 diye 27,5 buldum. Yani nereden bakarsanız. Nereden baksan aynen benim yaptığım gibi oldu. Çok komik oldu. Tamam buraya kadar dostlarım. O zaman şimdi bir örnek daha yapalım mı? Yapalım. Yeni temiz sayfa açalım ya. Bunlar karışıyor çünkü. İkinci derse bu kareli kağıdımı bulayım ya. Böyle olmuyor. Hadi bakayım sıpalar. Sıra sizde. Selin, Filiz hiç sesiniz çıkmıyor. Mevla dersen uykuda maşallah. Emirler zaten uykuda. Geriye ne oldu? Hocam ben 90 buldum da arkadaşlar 27,5 deyince böyle yanlış yaptım sandım. 27,5 asit olur mu hiç ya? İşlem... Bazen yapamıyorum. Hayırlısı. O zaman şöyle kuzular. Şuradan şöyle biraz sonra şeye geçeceğimiz için titrasyona şematize ederek olayı biraz. Bu yakışıklının adı neydi? Büret. Aşağıda şöyle şu zımbırtıdan alalım. Şu şekilde. Şuraya da bir çözelti koyalım. Şuraya
200 mililitre buretimizin içerisine 0,15 molarlık kalsiyum hidroksit çözeltisi koyalım. Şu şekilde, şurada dolu. Şurada muğ musluğu var. Alt tarafta da pH değeri 1 olan 200 mililitre hidroklorik asit çözeltisi olsun. Soru şu. Büretteki çözeltinin tamamı şu yakışıklı kabın adı da biliyorsunuz Beher Glass'tır. Beher amcanın tasarladığı cam bardaklar. Beher tamamı Beher'e aktarılırsa bir karışımın pH değeri 13 olur. 2. Karışım çözelti elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir. 3. Kısmi nötralleşme olmuştur. Bir daha söylüyorum. Kısmi diyebilmeniz için maddelerin artması gerekiyor. Yani asidin, hidrojenle bazın OH'la molü birbirine eşit olmaması gerekiyor. Kısmi nötralleşme olmuştur. Soru yargılarından hangileri doğrudur? Hepsi mi hocam? Öyle mi? Ben çoğu zaman atıyorum da. Yok hocam. Bazen attığımda tutmuyorum. Ben de öyle mi diyorum Rıdvan'cığım? Olabilir. Yani bu kafadan yazdığım için cevabı herhalde doğrudur. Yani bir tane doğru yazıyorum. Nasıl olsa bir tane doğru var, kurtarır. Gerisinde bakalım hepsi doğru çıkarsa bu tam bir tesadüf olacak. Şimdi çözüm. Rıdvan senden başka hepsi diyen var mı? Var hocam, Filiz de hocam, hepsi. Ben de hepsi hocam ben de hepsi diyorum. İyi o zaman. Çözüktürelim, görelim. Bir daha söylüyorum kuzum. Ne olur unutmayın. Asitten gelen şöyle hidrojenin molü, bazdan gelen de OH'ın molüne bakın. Bir daha söylüyorum. Asidin molü, bazın molü değil. Asitten gelen hidrojen iyonlarımızın molü gördüğünüz gibi pH 1 ise 0,1 molardır. 0,2 litredir. 0,02 moldür. Tamam. Bazdan gelen OH'larımızın molü ise 0,15'tir, 0,2'dir ama tesir değerlerinin 2 olduğunu görmekteyiz. O zaman bu ne kadar? 2 kere 2, 4, 15, 6, 0, 0, 6 mol olur. Gördüğünüz gibi bazın mol sayısı, daha doğrusu OH'ın mol sayısı hidrojenden fazla. O zaman bu nötrleşme kısmidir. Nötrleşme kısmidir, sorun yok. Hangisi büyükse onu çıkartırdık, hatırlayın. OH iyonları artacak, o kesin. O zaman büyük olan OH'dan, 0,06'dan. Küçük olanı, asit çünkü kendisi kadar OH'ı suya dönüştürüp nötralize edecek. Çözeltinin toplam hacmi 0,4. Gördüğünüz gibi 0,1 molar olacaktır. O zaman ben buradan pOH'ı bulabilirim. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den 1. O zaman bunun pH değeri 14 eksi 1'den 13. O zaman burada gördüğünüz gibi hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 13 molardır. pH'ı budur.
Tabii ki son durumda oluşan kalsiyum klorür tuzu su da çözünecek. İyon içerdiği içinde çözelti tabii ki elektrolit olacaktır. Hepsi doğrudur. Hepsi doğruysa da yanıt genellikle E oluyor. Anlaşıldı mı? Anlaşılan bir şey var mı gençler? Dikkat edin, hiç farklı bir şey yapmadığımızı görüyorsunuz değil mi? Hep aynı şeyi yaptık. Soru nasıl sorulsa sorulsun. O zaman hadi bakayım, bir tane de siz yapın, sonra titrasyona geçelim. Yani bunlar böyle gidiyor. Sonu yok ki bunun. Şimdi diyelim ki örnek 2. pOH değeri 13 olan asit mi baz mı? Asit mi? Asitse hiçbir zaman pOH'dan gitmeyeceğiz. Onu başta anlayın diye. Yani burada pOH verilmiş, ondan gideyim demeyin. Asidik mi bazik mi olduğuna bakın. Asidikse pH'a döndürün. Bazikse pOH'a döndürerek gidin. Burada gelişi güzel verilir. Olan diyelim ki HCl'nin 200 mililitresi 200 mililitresi ile pH değeri 11 olan pH değeri 11 olan amonyak ile tam nötralleşiyor. Amonyak ile tam nötralleşiyor. Buna göre 1. NH3'ün KB değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. 2. Başlangıçta şuraya şeyi yazmayı unuttum gençler. 200 mililitre. Başlangıçta HCl'nin hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1 molardır. 3. Oluşan çözelti E pH eşit 7'dir. Soru, yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarından hangileri doğrudur? Diyelim. Size bunu önüne. Hocam, ısrarcı 1 ve 2 diyor. Tamam, başka? Başka yok. O zaman şöyle başlayalım. Ben... Söyle bu. Ben 3'ü de doğru buldum ama 1, 2, 3 demek istiyorum. HCl artı amonyak sulu ortamda olduğunu unutmayın. Yani nötralleşme olduğu kesin. Uzun uzun yazmıyorum. Burada NH4Cl oldu değil mi? 1 mole 1 mol. O zaman nötrleşmesi tam oluyorsa asitten gelen hidrojenin molünü bulayım.
Asitten gelen hidrojenin molü gördüğünüz gibi pH değeri 13 pardon pOH değeri 13 ise pH değeri 1'dir. Böyle ise de hidrojen iyonları derişimi 0,1 molardır. O zaman bu 0,1 molar hacmi 0,2 litre, tesir değerli 1 olduğuna göre 0,2 mol olmalı. 1 molü 1 mol tam nötralize ediyorsa bu 0,02 mol ise amonyak da 0,02 mol olmalıdır. O zaman buradan amonyağın ben molar derişimini bulabilirim. N bölü V'den 0,02 mol çözünmüş amonyağı var ve hacmi de gördüğünüz gibi 0,2 litre kadar veriliyor. O zaman bu 0,1 molarlık amonyak çözeltisi olmalıdır. Ve dikkat ederseniz pH'i eğer 11 ise bu beni ilgilendirmez. O bir baz. pOH'ına geçmeliyim. O zaman OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 molar olmalı. Şimdi devam edelim. Şöyle. Amonyak biliyorsunuz suyun içerisinde kimyasal bir etkileşim sonucunda koordinatif kovalent bağ ile amonyum iyonuyla OH iyonuna dönüşür. Bak OH iyonlarının molar derişimini 10 üzeri eksi 3 olarak var. Amonyum kadar da OH oluşacağı belli. O zaman bu da 10 üzeri eksi 3 molar olacak. Bu yakışıklının başlangıç derişimi de 0,1 molar olduğunu biliyor. Ka ürün bölü giren su sıvı olduğu için almayacağım belli. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0,1 giren alırsam 10 üzeri eksi 5 amonyağın gördüğünüz gibi Kb değer olacak. HCl'nin zaten 0,1 molar olduğunu iyi kötü gördük. Ama tam nötrleşiyor da dikkat edin. Çok kuvvetli bir asit ile zayıf baz. Zayıf bir baz var. Tamam, nötrleşmesi demek asitten gelen hidrojenin molü bazdan gelen OH'ın molüne eşit. Ama burada güçlü olan borusunu öttürüyor biliyorsunuz. Eşit de olsalar o zaman diyoruz ki hidroliz olacaktır burada. Hidroliz sonucu ortam ne ise onun özelliğini gösterecek. Kuvvetli olanın özelliğini gösterecek. Kısaca burada pH değeri asla 7 olmayacak. pH değeri asit güçlü olduğu için 7'den küçük olacak. Demek ki amonyum klorür tuzunu ben suda çözersem nötr bir çözelti olmayacak. Asidik bir çözelti olacakmış. Bu yanlış oluyor. Çünkü nötrleşme tam ama asit ve bazın kuvvetleri birbirine eşitse pH 7 oluyor çünkü. O zaman burada kuvvetli bir asit var. Burada zayıf bir baz var. O zaman bu nedenle yanlıştır dememiz gerek. Oldu mu? Hocam. Onu sonradan göreceğiz zaten. Hocam şey sorabilir miyim? Sor kuzum. Siz hani normal tepkimeyi yazdıktan sonra NH3'ün mol sayısını buldunuz mu ya? Onu yapmayıp da direkt pH değerini verdiği için 11'i. Oradan da bulsak NH3'ün değerini. Ama o zaman Ka değerini bilmen gerekiyor. Ka'yı da sorayım. Pardon, Kb'yi. Onu bilmediğimiz için ilk önce tepkim eden... Eğer Kb'yi verseydi oradan onun ben derişimini bulabilirdim. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 5 eksi x dersem aynı şeye varırdım ama o da verilmiyor, o da verilmiyor. İki bilinmeyene de bir denklem daha kuracak veriyor. Yani o en başında pH değeri 11, 200 mililitreden çözemeyiz onu. Evet. Verseydim Kb'yi sormasaydım olurdu. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı başka kuzular?
Hadi o zaman 10 dakika oynayın bari. Kitabımızı vermiyorlar mı diyorsun? Yusuf geldi mi? Geldim hocam. O zaman şimdi kuzular, ben şunu aha bu kez işte gördüğünüz gibi kareli defterimi buldum. Evet kuzular, şimdi biz titrasyona geçelim. Paylaşamadık mı o şeyi? Yok hocam, biz göremiyoruz şu an. Allah Allah. O zaman dur. Evet hocam, görmüyoruz biz. Niye görmüyoruz lan? Hala mı görmüyoruz? Şimdi başlıyor, başladı. Şu an sıkıntı. Şimdi arkadaşlar artık titrasyona geçelim. Yani bunun deneysel kısmına geçelim. Şimdi şuraya geçiyoruz. Titrasyon diyoruz. Aynı şeyleri yapacağız. Farklı gibi algılanmayın. Titrasyon. Şimdi titrasyon için ortama bir indikatör koymamız gerekiyor. İndikatörün ne olduğunu biliyor musunuz? Ayıraç mıydı hocam? Belirteç. Şimdi diyoruz ki titrasyon dediğimiz şey şu. Derişimi bir daha söylüyorum. Bilinmeyen bir asit veya bazını derişiminin derişimi bilinen standart asit ya da baz çözeltisi ile derişimini saptama deneyidir. Derişimini saptama işidir. Şimdi söylediğimiz şu. Ortamın dönüm noktasını bulmak için, daha doğrusu gözlemek için indikatör konulur. Ortama indikatör konulur. Şimdi bir indikatörü tanıyalım. İndikatör asidik ve bazik ortamlarda, başka bir deyişle ortamın pH durumuna göre renk değiştiren zayıf asit yapısındaki kompleks maddelerdir. Zayıf asit yapısındaki maddelerdir. Yani indikatörlerin hemen hemen hepsi zayıf asit yapısındaki maddelerdir. Şimdi bakın. Diyelim ki elimizde bir indikatör var. Bu indikatörü biz zayıf asit yapısında yazıyoruz. Bu suya atıldığı zaman ya da sulu çözelti içinde herhangi bir şey varken konulduğu zaman zayıf olduğuna göre bir denge oluşturacağını artık biliyoruz. H artı indikatör eksi şeklinde iyonize olacaktır. Dikkat edersek şöyle bir durum ortaya çıkar. Eğer biz
burada dengeyi kurmuşsak, şuraya derişim, şuraya da zaman der isek eğer, bu dengede gördüğünüz gibi hidrojen iyonları belli bir değerde olacaktır. Eğer biz ortama asit eklersek, hidrojen iyonları derişimi artacaktır. Şöyle, hidrojen iyon derişimi artınca sistemde artan hidrojeni azaltmak için geriye doğru gelecektir. Ve bir miktar hidrojeni yok edeyim derken, şurada belli bir dalga boyu soğuran ya da belli dalga boyunu yansıtan kompleks yapılı, kromofor yapılı maddeler gördüğünüz gibi derişimi şöyle azalıverecektir. İğne derişimi azalacak. İşte asidik ortamda indikatörün şu iğne anyonunun derişimi %10'un altına inince asidik renk ortaya çıkar. Eğer buraya getirip biz bir miktar baz eklersek, şuraya derişim diyelim, şuraya da zaman diyelim. Bir miktar baz eklersek eğer, hidrojen iyonları derişimini azaltırız. Hidrojen iyonları derişimini azaltırsam, sistem iyonlaşarak hidrojeni artırma yoluna gelir. Hidrojen iyonunu artırayım derken, başlangıçta birbirine eşit olan hidrojen ve indikatör miktarı, bak indikatör miktarı baz tarafından iyonlaştırıldığı için iyice artıyor gördüğünüz gibi. İşte bu indikatör derişim oranı burada %90 civarındaysa biz onun bazik rengini görürüz. Yani daha fazla ışığı soğurur ya da yansıtır. Yani kısaca indikatörlerin çalışma prensipleri budur. Bazı indikatörler vardır. Her indikatör değişik pH aralığında renk değiştirir. Örneğin şuraya yazayım indikatör, şuraya yazayım. Bunlar yorum sorularında karşınıza çıkar. Bunları sizin bilmeniz gerekmiyor. Onlar verecek, siz yorumlayacaksınız. O zaman şuraya diyorum ki rengin değiştiği, rengin değiştiği pH aralığı. Şuraya da getirelim. Asidik ortam rengi. Şuraya da getireyim. Bazik ortam rengi. Bazik ortam rengi. Diyeyim. Şöyle cızıktırayım. Bir iki tanesini yazayım yeter. Sadece yorum yapabilmeniz için gerekecek bu. O zaman şuradan alalım. Mesela o kadar çok indikatör var ki, alizarin sarısı, bromtimol mavisi, metil oranj, fenol kırmızısı, turnusol, fenolftalein, aklınıza gelen bir sürü madde. Yerine göre çay, yerine göre lahananın haşlanmasıyla, kara lahananın suyu, hepsi birer indikatör gibi davranır. Bize ortamın asidik mi, bazik mi olduğunu belirten bir madde gibi davranır. Mesela diyelim ki dimetil sarısı. Dimetil sarısı bu yakışıklı 2,5 ile 4 aralığında kırmızı renkten sarı renge döner. Hani bazen nötralleştirmeyi veriyor ortamın pH'ına göre işte dimetil sarısı kullandım. Hangi indikatör kullanılırsa daha etkin bir sonuç elde edilir gibi şeyler için, yorumlamanız için veriyorum. En çok kullanılanlardan birisi de metil oranj. Metil oranj 3 ile 4,5 aralığında kırmızıdan turuncuya döner. Kırmızı. Bunları bir daha söylüyorum, sakın ezberlemeyin. Mesela en çok kullanılan turnusol boyası, turnusol, bu yakışıklının pH değiştirme aralığı 7, pH değiştirme aralığı 7, asidik ortam rengi kırmızı, bazik ortam rengi
mavi oluyor. Bir de şu çok kullanılanlardan fenol fıtalein'i yazayım. Fenol fıtalein denilen yakışıklının değiştirme aralığı 8.2 ile 10 aralığındadır. Bu asidik ortamda çok 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 sarım tırak mı diyelim? Ya da renksiz de desek olur. Renksizdir ve bu bazik ortama geçtiğinde böyle mükemmel bir pembe renk alır. Yani o kadar kaliteli bir pembedir ki pembeyle kırmızı aralığında bir şey, şöyle bir şey işte. Pembe renge dönüşür. Yani kısaca ortamda biz nötralleşme işinin tam olup olmadığını anlayabilmek için deneyimiz sırasında kesinlikle indikatörlere ihtiyaç duyarız. İşte o indikatörler, bir daha söylüyorum, zayıf asit yapısındadır. Ortamda renk soğuran grubun derişimine göre farklı renklerini görürsünüz. O nedenle de oradan yararlanmak en kestirme yol olur. Ve nötralleşme işleminde biliyorsunuz en çok kullandığımız aletlerden birisi şu şekilde bürettir. Büret. Şöyle alıyoruz. Şurada musluğu var. 50'lik, 100'lük, daha fazlalık, hacmi belli olan. İşte bu büretin içerisine biz derişimini bildiğimiz ayarlanmış standart çözeltimizi dolduruyoruz. Burada standart derişimini bildiğimiz çözelti var. Derişimini bilmediğimiz çözeltilerde bunlar özellikle ilk aşamada var diye çizme gereği duydum, hatırlayın diye. Şu şekilde bu yakışıklının da adı Erlenmeyer'dir. Erlenmeyer. Ve buraya da hacmini ölçtüğümüz, derişimini bilmediğimiz çözelti koyuyoruz. Atıyorum işte 100 mililitre HCl gibi. Yani kısaca bunun içerisine de getiriyoruz şöyle bir iki damla, indikatörü damlatıveriyorsunuz. Bir iki damla, çünkü arkadaşın kendisi de asidik olduğu için ortamın pH'ında değişikliklere neden olur. Ve bir iki damla, gördüğünüz gibi indikatör damlattık. Şimdi bunu ben kaydını yapayım. Size başka bir şey paylaşarak hazır şey üzerinden gideyim. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Titrasyon dediğimiz şey deneyle derişimi bilinmeyen asit ya da baz derişiminin elimizdeki standart çözelti, yani derişimi bilinen maddeyle saptanması olayının adıymış diyoruz. Tamam mı dostlarım? Arkadaşlar tamam mı? Tamam hocam. O zaman şuradan geçtim. Yeni bir şey paylaşmam lazım sizinle. Yeni bir şeyi de şuradan yaptık. Şuradan. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi şu zımbırtıya bakalım şimdi. Titrasyon bu işte. Şuradan tekrar alalım. Titrasyon. Ya da dur, önce başa doğru döneyim bir. Şuraya kısaca yazalım. Titrasyon. B
belli bir hacimdeki derişimi bilinmeyen çözeltiye derişimi bilinen standart çözelti eklenerek bilinmeyen çözeltinin derişimi bulunabilir. İşte bu işlemin adına titrasyon denir. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz titrasyonlarında dönüm noktasını belirlemek için bildiğimiz gibi biraz önce söylediğim asidik ve bazik ortamda renk değiştiren indikatörler kullanılır. İşte indikatörlerin şurada tam pH'ının dönüm noktasına yakaladığın şu kısmı, o indikatör belli renkten başka bir renge döner. Buna dönüm, diğer adıyla eşdeğerlik noktası denir. Eşdeğerlik noktası. Gördüğünüz gibi burada pH 7'nin altında yükseliyor. Yani bu bir baz ile Erlenmeyer'e koyduğumuz bir asidi titretmişiz. Şurada da bakın pH değeri 7'den büyük. Bir bazın üzerine asit ekleyerek pH'ı düşürerek gitmişiz. Şu 7 olduğu yerde belli bir hacimde burası dönüm noktası olur. İndikatörümüz burada renk değiştirir. Dönüm noktasında indikatör renk değiştirir. Tamam mıdır dostlarım? Şimdi şuradan alalım bakın. Geçelim. Şimdi şu sistemimizi görüyorsunuz. Şu yakışıklı sistem. İşte biraz önce söylediğimiz şu yakışıklı cismimizin adı üret. Buraya derişimi belli olan çözeltiyi koyuyoruz. Şuraya da bunun derişimini bilmesek de olur. 100 mililitre gördüğünüz gibi asit almışız. İçerisine de 1-2 damla fenolftalein katmışız. Titrasyon denmesinin sebebi buradan açıyorsun musluğu, şuraya yavaş 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 damlıyor. Her damladan sonra karıştırıyor. Şöyle sürekli sallıyorsun. Ya da bir titreten madde şey vardır burada, elektrikli alet. Şurası sürekli dırr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 r
Fenolfitalein indikatörü damlatılmış 0,1 molar 100 mililitre HCl'nin 0,2 molar ile titrasyonuna ilişkin soruları cevaplandıralım. Eşdeğerlik noktası. Eşdeğerlik noktası demek asitten gelen hidrojen ile, yani nötrleşmeden farkı yok, bu da nötrleşme. Bazdan gelen OH'ın mol sayısının eşit olması demektir. Aside bakın buradan geliyor, bakın HCl. O zaman bunun molar derişimi 0,1. Hacmi gördüğünüz gibi 0,1. Tesir değerli 1. Buraya bakacak olursanız sodyum hidroksit 0,2 molar. Acaba ne kadar eklersek dönüm noktasını yakalarız dediğimizde tesir değerli de 1 olduğu için gördüğünüz gibi şu 2,01, kısaca bu 0,05 litre eder. Kısaca 50 mililitre sodyum hidroksit eklendiğinde burada dönüm noktası yakalanmış olur. pH 7 olduğunda Erlen'deki, Erlen'deki görüyorsunuz şu yakışıklının adı Erlen. Erlen'de ne kadar çözelti var? 100 mililitre var. Peki pH'in 7 olması için büretten ne kadar ekledik? 50. O zaman buraya da şöyle alırsak 150 mililitre olur tam dönüm noktasını yakaladığımız yerde diyoruz. Şimdi alalım. Grafiği çiziniz diyor. Şimdi bizim yukarıda gördüğünüz gibi büret var. Bürette ise
bazımız var. Büret'teki bazımız şuraya 7 diyeyim ben. Şu anda bakın Erlenmeyer içerisindeki HCl kuvvetli bir asit. H artı Cl eksi diye iyonize olacak. Kuvvetli ise 0,1 molarsa bu da 0,1 molar olacak. O zaman başlangıçta HCl'nin pH değerinin 1 olduğunu görüyorsunuz. Şuraya 1 diyeceğim o zaman. Ne yapacağım? Büretin musluğunu açacağım. Damlayacak, damlayacak. Fenolfetalein yavaş 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 şöyle şöyle gidecek, 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 gidecek. Birdenbire pH 7 olduğunda ki ben bu pH 7 olması için ne kadar eklemişim? 50 mililitre baz eklediğimde bu dönüm noktasını yakalamış olacak. Şuradaki renk hiç değişmez, tam nötralleşir. Ortama koyduğumuz bir tek damla baz ile birdenbire renksiz olan ortam tamamen pembeleşiverir. İşte bu bunun dönüm noktasıdır. Yani tam nötralleşmeyi biz 50 mililitre baz ekleyerek dönüm noktasını öteki deyişle eşdeğerlik noktasını yakalamış olacağız. Ondan sonra da istediğin kadar ekle, böyle giden bir grafik olacaktır. Ve size sorulan sorular dostlarım hep bu grafikler üzerinden olacaktır. Burada anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok hocam. O zaman bir daha söylüyorum. Buret'i, Erlenmeyer'i şuraya standart çözeltip koyduğumuzu, derişimini bildiğimiz, aslında şuradan şu 0,1'i bilmesek de olurdu. Çünkü buradan Buret o kadar milimetrik bir ayarlaması yapılmış ki hacimsel olarak ne kadar harcandığını buradan görüyorsun. Standartın molünü oradan harcadığın hacim belli, molar belli. Burada da renk değiştirdiği noktada dönüm noktasıdır diye belirlemeyi başarmış oluyoruz. O zaman şimdi anlaşılmayan bir şey yoksa geçiyorum bak. İyi hadi hayırlısı. Soru olay çıkmasın. Şimdi şu sorulara bir bakın. Bunlar geçmiş yılların sorularıdır. Hadi bak. Gördüğünüz gibi yukarıda büret var. Derişimi belli, baz. Ve aşağıda beher var. Onun da hidrojen iyon derişimi belli. Evet, sizi bekliyorum. Değil mi? Bursa değil mi hocam? Yanlış. Şöyle bir bakalım. Yani titrasyon olayı bu. Şurada tabii ki bir iki damla bir indikatör olacaktır. Soru açık. Büretteki sodyum hidroksit çözeltisi. Büretteki sodyum hidroksit çözeltisinin pH'ini bulacaksam eğer önce pOH'ini bulmalıyım. O bir baz. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den 1, pH değeri de 10 derece eksi 1'den 13 olarak karşımıza çıkar. Buradaki sodyum hidroksit çözeltisinin pH değeri 1 değildir. Beherdeki çözeltinin pH değeri zamanla küçülür. Hayır, başlangıçta görüyorsunuz, şöyle çizecek olursak, şuraya pH dersek, şuraya da eklenen baz dersek, şuraya da eklenen baz dersek, şöyle alalım, aşağıda asit var. pH'ı 1. Ekliyorum, 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 eklendi, nötralleşiyor, 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 nötralleşiyor. Gördüğünüz gibi şu kısımda
Bak pH değerinin sürekli arttığını görüyorsunuz. O zaman bu da yanlış. Beherdeki çözeltinin hacmi başlangıçtakinin iki katına ulaşınca, ha, asitten gelen hidrojenin molü, bazdan gelen OH'ın molüne eşit olduğu zaman nötralleşme olacak. E dikkat ederseniz bununla bunun derişimleri eşit olduğuna göre eşit hacimleri nötralleşir. Gerçekten de buraya büretten, diyelim ki şurada 25 mililitre varsa, büretten buraya 25 mililitre eklersen bazdan gelen OH'ın molü asitten gelen hidrojenin molüne eşit olur, dönüm noktasını yakalar. O zaman burada sadece 3'ü doğru olarak söyleyebiliriz. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Hocam ben o son şıkkı anlamadım. Bu olmayacak mı? Asidin molaritesi kaç? 0,1. Tamam? Tamam. Peki buraya ve asit diyeyim. Bazın molaritesi kaç? Bu da 0,1. Buraya da V baz diyeyim. E bunların eşit olması için dostum. Buradaki asidin hacmi, bazın hacmi. Eşit olması gerekiyor. Aynen. Ama e şuradaki ne eşit hacimde yukarıdan ekleyince, yani şurada ne varsa hepsini buraya ekleyince, şu aşağıdakinin hacmi şuysa, eşit hacimde ekleyince molleri eşitlenince hacim iki katına çıkmış olmaz mı? Aa, tamam. Tamam. Hacim iki katına çıkınca da nötralleşme tam olur diyor. Gördüğünüz gibi. Tamam mıdır? Tamamdır. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bu da başka bir yılın sınav sorusu. Bunu da siz yapın bakın. Gördüğünüz gibi sorular böyle ahım şahım bir şeyler değiller. Evet dostlarım, ne dersiniz? Ceyhan hocam. Başka Ceyhan diyen var mı dostlar? Dikkat ederseniz HCl'nin kuvvetli asit olduğunu, ötekinde kuvvetli baz olduğunu zaten bize söylüyor. 0,1 molar çözeltisinin 25 mililitresi, sodyum hidroksitin sudaki 0,1 molar çözeltisiyle titre edilmektedir. O zaman bazdan ben 25 mililitre eklediğimde gördüğünüz gibi dönüm noktasını yakalamış olacaktır. Dönüm noktası. Bu olacaktır. Titrasyonda eklenen baz hacmine karşılık pH değeri grafikte verilmiştir. E şimdi başlangıçta A'daki çözeltinin pH değeri. E A'daki çözelti ne? Ne yapıyoruz? Asit üzerine baz ekliyoruz. Şurada baz var. Şuradaki asit üzerine ekliyoruz. Bu 0,1 molar HCl ise tabii ki bu çözeltinin başlangıçtaki pH değeri 1 olacaktır. O zaman şurası 1 olmalıdır. Geçtik. 25 mililitre baz çözeltisi eklendiğinde ki 25 mililitre baz eklendiğini görüyorsunuz. B noktasına varıyor. B noktasında pH'in 7 olduğu yer ve gördüğünüz gibi bu 25 olduğu için derişimler eşit olduğu için bundan da 25 eklemeliyiz. Bir önceki sorunun hemen hemen aynısı. Gördüğünüz gibi doğru bir yargı oluyor. C noktasında çözeltinin toplam hacmi. C noktasında çözeltinin toplam hacmi. Şu yakışıklı çözeltimiz 25 mililitre mi? Evet. Peki C
C noktasına gelinceye kadar kaç mililitre bundan eklemişim bazdan? 35. O zaman bu ne olmalıdır? 60 mililitre olmalıdır. Pardon. 60 doğru. 60 mililitre olmalıdır çözeltinin toplam hacmi. B noktasında çözeltinin pH'i de 7'dir çünkü eşdeğerlik noktasında asitten gelen hidrojen bazdan gelen OH'a eşit ve ikisinin de kuvvetli olduğunu söylediğine göre hiçbir sorunumuz yok. Eşdeğerlik noktası B'de çözeltinin toplam hacmi. Dikkat ederseniz 25 mililitre vardı. Eşdeğerlik noktasında bakın şu B'yi yakalamak için 25 mililitre daha ekledim. Gördüğünüz gibi B'de çözeltinin toplam hacmi 50 mililitre oldu. O zaman doğru demişsin burada. Tamam buraya kadar dostlar. Gençler. Tamamdır hocam. Tamam hocam. O zaman geçiyorum. Başka soru var mı bakayım? Bunlar basit sorular. Şimdi biz buradan esnaf sorulara doğru yol alalım. Ben yazayım size. Yeni bir şey paylaşayım ben sizle. Şuradan şunu alalım. Şuradan da tahtamızı alalım. Ben size soru yazayım. Siz de çözün şimdi. Titrasyonun ne olduğunu anladık mı? Bakın nötrleşmede ne yapıyorsanız burada da yaptığınız şey aynıdır dostlarım. Olay çıkmasın bak şimdi. Şuradan şöyle grafiğin eksenlerini düzgün çizemiyorum. Şöyle saf çizeyim. Aa, çok güzel oldu. Şimdi şurayı tekrar kaleme çıkıyor. Her yere düzenden gidiyorum şimdi. Şuraya pH diyelim. Şuraya da eklenen asit çözeltisi hacmi mililitre diyelim. Yani bu kez büretimize asit koyuyoruz. Erlen mayerimizde bazımız var. Ve şöyle bir grafiğimiz var. Başlangıçta pH'i 13. Şöyle bir grafiğimiz var. Bu tür sorulara çok rastlayacaksınız. Şimdi şu yakışıklı tabii ki bir yerde 7'ye dönecek. Dönüm noktası burası olacak. Burası 7 olduğunda bundan 100 mililitre asit eklemişim. Şöyle. Ve geliyoruz. Eklemeye devam etmişim. Etmişim. Eklemeye devam ettik. Ve pH'i 1 olana kadar ekledik. Ve şurada şu V'yi bulduk. Soru şu. Yandaki grafik yorumlayabilmeniz için kocaman yazayım. 200 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinin HCl ile titrasyonuna aittir. Buna göre bir. Kullanılan sodyum hidroksit çözeltisinin derişimi 0,1 molardır. 2. Derişimi 0,1 molardır. Kullanılan
HCL'nin derişimi 0,2 molardır. 3. Grafikteki V değeri, ki V değeri ne demek? pH'ın 1 olması için eklenen HCl hacmi soruluyor. 400 mililitredir. Yargılarından hangileri doğrudur? Yargılarından hangileri doğrudur? Soru işareti. Hadi bakayım. Çözüktürün. Hepsi doğru hocam. Tamam, bakalım. Peki kullanılan başlangıçta pH ne kadar? 13. Bir 13. Şuradan başlıyor ya. 13. O zaman diyoruz ki kullanılan sodyum hidroksitin pH değeri eşit 13 ise o bir baz. pH'ten çözüm olmaz. pOH değeri ise 1 olur. pOH değeri 1 ise buradaki sodyum hidroksitin molar derişimi 10 üzeri eksi pOH'dan 10 üzeri eksi 1'den 0,1 molar olacak. Kullandığımız derişim 0,1. Biliyoruz ki eşdeğerlik noktası bura. Eşdeğerlik noktasında bildiğimiz bir şey daha var dönüm noktasında. Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH'ın mol sayılarının eşit olması gerekiyor. O zaman asitten gelen hidrojene bakacak olursak şöyle NH artı eşittir NOH demeli. Kullandığımız baza dikkat ederseniz, kullandığımız baz 200 mililitre, kullandığımızın bazın derişimi 0,1 molar, kullandığımız bazın ne olur? Etki değerliğini kaçırmayın, olay çıkıyor. O zaman etki değerliği de gördüğünüz gibi 1. Peki kullandığımız asit 0,1 litre gördüğünüz gibi. Acaba kaç molar? Ne bileyim ben. O zaman şuraya x molar diyeyim. Tesir değerliğinde 1 olduğunu görüyorsunuz. X değeri eşittir. Bak 0,1'ler gittiği için bu kullanılan asit 0,2 molarmış. Eşdeğerlik noktasından yakaladık biz. Derişimi bilinmeyen asidin derişimini. O zaman bu da doğru bir yargıymış. pH'ın 1 olması ne demek? pH'ın 1 olması. Ekliyoruz habire. pH'ın 1 olması hidrojen iyonları derişimi 0,1 molar olana dek eklemeye devam ediyoruz. Bu ortam asidik yaptığıma göre asitten gelen hidrojenin molü kesinlikle o noktada V hacmi eklediğinde bazdan gelen OH'ın molünden kesinlikle büyük oldu. Ne yapıyorduk? Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. O zaman şuraya getirdik. Hidrojen iyonlarının molaritesini bulmak istiyorsam asitten gelen hidrojenin molünden bazdan gelen OH'ın molünü çıkar. Ama yetmiyor. Toplam hacme de bölmeliyim ki daha büyük bir hacimde bunlar olacak çünkü. O zaman bu durumda şuradan yola çıkarak devam edelim.
Asitten gelen hidrojenin molü. Asitten gelen hidrojen 0,2 molar olduğunu biliyorum. Artık şurada hesapladım. Ne kadar ekleyince bu oldu? V ekleyince bu oldu. Eksi. Çünkü baz kendi kadarı nötralize edecek. Bazımız ne kadar? Bazımız 0,1 molar ve bazımız kaç mililitre? 0,2 litre. Peki toplam hacim ne olur bakın? 200 mililitre yani 0,2 litre baz varken getirdim V kadar da asit ekledim. O zaman bu oldu mu? 0,2 artı V. İşte bu çözeltide V kadar eklediğim zaman hidrojen iyonları derişimi 0,1 molar oldu. O zaman buradan yola çıkarsanız doğru mu buldunuz bunu? 0,4 litre o da eşittir 400 mililitre HCl eklenmiş olmalı pH'in 1 olabilmesi için. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok mu? Tekrarlayayım mı? Herhalde yok hocam. O zaman bir örnekte siz çözün, bugünlük yeter. Hadi örnek 2'yi de siz çözün ama mutlaka çözün. Şimdi bu kez de şuradan çizmeye çalışayım. pH böyle olmuyormuş. Eklenen baz. Eklenen baz hacmi. Şuraya mililitre olarak yazayım. Biliyorsunuz dönüm noktamız var. Şurası 7. Tık 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 tık. Şuradaki bunun derişimi hadi A kadar olsun. Şöyle. Bu kez dikkat ederseniz asidin üzerine baz eklemişim. Nereden bildim? Derişim pH değeri 7'den küçük asit. Sürekli arttığına göre üstüne baz eklemiş olmalıyım. Ve şu 7'yi yakaladığımız nokta 400 mililitre baz ekleyince olmuş. Soru şu. H2SO4. Bakın etki değerlerini kaçırmayın. Olay çıkar. Çözeltisinin 800 mililitresi 0,02 molarlık potasyum hidroksit bazı ile titre ediliyor. Titre ediliyor. Yandaki grafik elde edildiğine göre kullanılan asidin yani sülfürik asidin başlangıçtaki pH değeri acaba kaçtı? Diyelim. Ne dersiniz dostlarım? İki mi hocam? He? İki mi? Bence de kesinliklerde var. Nasıl düşüneceğiz? Tabii ki dönümden yola çıkacağız. Dönüm noktasının özelliği ne? Tabii ki asitten gelen hidrojenin mol sayısının
bazdan gelen OH'ın mol sayısına eşit olması. Kuvvetli asit ve bazlarda direkt bunu yazdırıyoruz. Şimdi bu durumda asit için ne diyeceğiz? Molarite asit, asidin hacmi, asidin tesir değeri, bazın molaritesi, bazın hacmi, bazın tesir değeri diyeceğiz. O zaman bizim bilmediğimiz sevgili asidin molaritesi. Asidin molaritesine M diyelim, uzatmayalım. Hacim ne kadardı? 0.8 gördüğünüz gibi litre ediyor. Ve bu durumda tesir değerliğinin 2 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü asidin molünü bulmuyorum, bir daha söylüyorum. Asidin hidrojeninin molü. O zaman baza geçiyoruz. Bazda gördüğünüz gibi 0.02 molar ve kullandığımıza dikkat edin, 0.4 litre, tesir değerliği 1. Buradan 0.8, 10, 0, kaç çıkıyor bu? 4/2/4, 0.5 mi? 5 çarpı, şurası bir sıfır fazla, eksi 3 molar neymiş burada kullanılan? H2SO4 derişimiymiş. Ama bu A H2SO4'ün derişimi değil. O zaman bu A'ya bakıyoruz şimdi. H2SO4 çözündüğünde 2 tane hidrojen veriyor ve biliyoruz ki bir de sülfat verecek. Biz neyin derişimini bulduk? Bu yakışıklığını. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar ise bana ne lazım pH için? O asidin verdiği hidrojen lazım. O ne olacak o zaman? Buradaki asit derişiminin 2 katı kadar olacak. 2 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. O da eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar hidrojen iyonu veriyormuş bu sülfürik asit. O zaman pH de eşittir eksi logaritma, hidrojen iyon derişimi ise eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 ise bu asidimizin pH değeri, yani A değeri 2 olmalıymış. Yani şurası 2'ymiş. Tamam mı dostlar? Tekrarlayayım mı? Gençler? Anladık sanırım hocam. Sanırım derken? Yani kimseden ses çıkmıyorsa anlamışızdır diye düşünüyorum ben de. İyi o zaman. Haftaya bir iki örnek daha yapıp bir derste, hatta fazla olmazsa sorunuz, oradan konulara devam ederiz. Tamam hocam. Ve bir ders daha uzatmak zorunda kalacağım çünkü tam olarak anlayın. Çok örnek yapmaya çalışıyorum, yoksa birer örnekle geçmek de işe yaramıyor. O zaman görüşmek üzere dostlarım. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Onlar üzerine yapalım. Hadi hoşça kalın. Dikkat edin kendinize. Öptüm hepinizi.